biraz oynuyordu. Abi ya bak. Bir yandan biz sandalyeleri böyle dizmiştik, ip yaptık. İki tane sandalye. Onlar oynarken Münir evden çıkmıştı. Bizi saldırdı. Korktum. Başınıza bir olay geldi. Evet, olayı bize bir anlatır mısınız? Dün akşamüstü bahçede torunumu oynatırken karşı komşu sandalyeleri çocuklar kırıyor diye sopayla saldırıda bulundu. Darp raporu aldım. Boğazıma saldırdı. Ondan sonra polis karakoluna gittik. Şimdi de savcılığa koruma talebinde bulunmaya geldim. İşte çocuklar sandalyeleri kırıyorlar. Bunlar benim şahsi sandalyem. Halbuki şahsi değil. Apartmanın ortak malı. Ben dedim kırarsa çocuklar ben yenisini alırım dedim. Bu sefer iyice çıldırdı. Saldırıda bulundu. Ben de anında polisleri aradım. Evet evet emekli polis memuru. Öyle diyor sen kimsin ben polis memuruyum sen bana ne yapabileceksin? Oldu başkalarına karşı bir sürü defalarca. Şiddet içeriyor muydu? İçeriyordu. Tehditler. Silahla vururum seni. Delik deşik ederim seni. Böyle şekilde. Herkeste bir vukuatı var. Yürüdü seni delik deşik ederim. Seni öldürürüm. Bu tarz şeyler. Çok çok af şimdi. Çok korkuyoruz dışarı çıkmaya. Apartmanca bir tek ben değil apartmanca şimdi bahçeye çıkmaya korkuyoruz. Şiddet hem sözlü hem de sopa büyük bir sopa buldu. 5'e 5 kalınlığında. Ondan kaburgama vurdu. Sonra ben uzaklaşınca torunumu kucakladım. Uzaklaşırken bu sefer de boğazıma sarıldı. Boğazımı sıkmaya çalıştı. Çağırdım ben polisler gelince ben bu şahsı tanımıyorum. Kızım sen kimsin? Ben seni tanımıyorum. Benim sıkıntılarım var. Eşim öldü. Yani polisler bizi götürdüler. Darp raporunu aldım. Şimdi işlem başlatıyoruz. Avukatıma talimat verdim. Kaburgamda, sol kaburgam altında iz var. Morardı.